Arkadaşlar bakın, hayatta bir şeyler yapmak istiyorsanız beklemeyin. Bin otobüse git. Just do it. Trabzon'a mı gitmek istiyorsun? Bin git. Bir şeyler olur, bir şeyler olur arkadaşlar. Girişmeniz lazım. Biz şimdi toplandık, saat 10. Otelden çıkış yapıyoruz. Buradan bizi tur için alacak minibüse veya otobüs, her neyse, ona gideceğiz. Öğretmen Emine bize desteklerinden dolayı teşekkür ederiz. Bir sürü sabun, kendi şampuan. Kendi paramıza kaldık. Kendi paramıza kaldık tabii. Hiçbir desteği olmadı. Yok. Ne bileyim oğlum. Tanjant köprüsü falan herhalde. Tanjant köprüsü arkadaşlar. Tanjant nerede kardeşim? Burası 1435 yılında Mimar Sultan Selim Han tarafından Bjorn Vikinglerken Bjorn tarafından biz çıkış yaptık. Yüklendik. Şimdi meydana doğru geçeceğiz. Meydandan da tura binip Uzungöl'e, yerlere gideceğiz işte. Bungalow'da falan kalacağız. Oğlum, bakalım. Bungalow. Bungalow kardeşim. Bungalow ne ya? Şimdi adam Metin'i aradı. Burger King'in önüne geliyoruz 10 dakikaya dedi. Burger King'in karşısında McDonald's var. Ama adam Burger King'in önüne geliyoruz dedi. McDonald's'ın önüne değil. Hani buradan da demek ki Burger King daha iyiymiş. Daha büyükmüş. Doğru otobüse bindik. Dolmuş. Ama şoför çok sinirli. Bizi nereye götürüyor bilmiyoruz. Tur yapan adam da başka bir arabaya bineceksiniz diyor. Biz şu an kaçırılmış olabiliriz. Eğer kaçırıldıysak kanalımız şifresi. Kararına gelmedi abi. Misiniz en azından. Şöyle kısaca bir özet geçelim efendim. Orijinal sürmeli bıçağının önemli özelliği iyi kesiyor. Geç körülüyor. Kolay bileni paslanmıyor. Bunda iki faktör var. Bir tanesi kullandığınız çelik, bir diğeri yapılan el işçiliği. Özellikle hanımlardan ricamız ürünlerin bulaşık makinesinde yıkanmaması. Sürmene bıçaklarına baktık. Mutfak bıçağı 55 lira. 50 liraya veririm dedi. Çakılar güzel ama 110 lira falan. Çakı alınabilirdi. Moruk, pahalı ama. Mekanı samimi bulmadım hiç. Mekan samimiyetini beğenmedim. Umarım videoyu izlemezler. Bak çiftliğine geldik de. Şunu çıkartayım mı? Çıkart koy şeye, arabaya. Kazak çıkartma formalimiz. Çiftliğine geldik. Ama biz binmeyeceğiz. 20 liraymış kişi başı. Sırtım alayım ben seni. Metin beni sırtına alacak 5 liraya. Daha iyi. Sırtlayayım şu an. Bak at binme dediler. Bak şuraya bak. 10 metre, 20 metre, 20 metrekare alanda atları döndürüyorlarmış. İki tur. Şöyle yukarıdan aşağıya çek şelale. Bu şelalede Vikingler buraya bilmiyorum. Her şeyin tarihi olmasına gerek yok işte, şelale. Akıyor, su çıkıyor. Akıyor aşağı doğru, akıyor. Zaten yukarı akacak hali yok. Neyse. Arkadaşlar bakın, bunlar at. Bu da at boku. Yanlışlıkla çift gezisine katılmışız. Herkes çift. Yani burada herkes sevgilisiyle. Biz de Metin'le ikimiz çiftiz. Ama çok yanlış anlaşılma olmasın diye fazla samimi olmuyoruz. Aynen. Evet, Uzungöl'e geldik şu anda. Uzungöl şurası ama o kadar uzun değilmiş. Bungalov'da kalacakmışız. Bu da bungalov köpeği. Burası Uzungöl. Trabzon kertenkelesi. Biz bungalova geldik ama Metin'le bizi çift sanmışlar, bize tek yatak vermişler. Biz dedik böyle olmaz, biz değiştirelim. Öğretmen evi daha iyiydi, onu erkek yurdu gibi anasını satayım. Aşağı katta tuvalet falan kaldı, bize bu üçte yatak verdiler. Nereye tuvaletin, nereye, ne yaptın? Burada yapamıyorum, aşağısı dolu. Burada biri daha yatacak, burada balkon var. Şurada da iki kişi yatıyor, çift. Millet üşüyor, hayat kısa. İnsanlar üşüyor.
Yokmuş baba. Şimdi aşağıda toplanıyoruz. Yan terasa bir de şelaleye falan bir yere gidecekmişiz. Ben çekim yaparım. Buralar tekin değil çok. Evet, cam nerede? Bir dakika, cam teras. Hani cam terasta cam nerede işte? Ve böyle manzara var. Biz sanıyorduk ki böyle zemin cam olur. Aynen. Bu ne abi? Ve bu mu cam? Cam yok burada. Bir de Türk yok. Türk yok, bir de cam yok. Burada niye hiç Türkçe yazı ve Türk yok ya? Gözünü seveyim, biz Arabistan'da mıyız ya? Evet. Ha? Cam teras mı, tavan mı? Burasıymış işte. Gelmeyin yani, eğer gelmediyseniz. Harbiden. Bir numarası yokmuş. Trabzonlu olup gelmeyen varsa gelmesin. Şu dünyanın en uzun İngilizce kelimesi. Search for spectrolite natural. Şura olabilir. Buradan buraya. Adam papağan. Evet. Sakar eşek. Ayağım göle girdi ya. Oğlum çamur orası. Kaydını görmen lazım. Şey mi? Tam 5 tane sekti. Bulmuş lan. Alıştım. Bu yok. Burası da böyle şelale miymiş? Baraj mıymış? Şuradan yürüme yolu gidiyor. Uf Metin, şöyle bir çekeyim seni lan. Uf dur, çekiyorum pari pozunu. Oğlum çok iyisin. Yap şakanı kardeşim. Bunlar da Trabzon babaları. İşte ıslanan çorabını ütüyle kurutuyor. Bu kurumuyor bu. Ölmedik. En son şelalede çekim yapmıştık. Sonra şarjı bitti telefonum. Zaten o andan sonra pek bir şey yapmadık. Yani çok şey kaçırmadınız. Yemek yedik işte odada. Aynen. Yemek zaten çok kalabalıktı orası. Çekemedim. 16 kişiydik. Gece şu an Uzungöl'ün etrafında geziyoruz. İşte burası gece Uzungöl'ün görüntümü. Şurası büyük bir güzel bir cami var. Biraz o taraflara doğru gideceğiz. Sonra şey dedi. Eğer şey yapmazsanız dedi, benim de harcadığınız cihaz kadar. This place is Uzungöl, Long Lake, in English means Long Lake. Metin, this is Metin, I the one. Evet, videodayım Metin. Şu anda Uzungöl'de annesiyle konuşuyor. Anne, seni çok seviyorum anne. Arkadaşlar bu yol çok standart geldi bize. Yani hiç aksiyon yok. O yüzden biz de değil. Uzungöl'ün ormanlarına girmeye karar verdik. Karnıyla domuz çıkabilir, ayı çıkabilir. Adnan Menderes. Merdivene bak. Arkadaşlar bu merdiven nereye çıkıyor? Arkadaşlar şu Slenderman'ın evine mi çıkıyor burası? Benim AirPods'larımı geçen videoda laf eden olmuş. Hangi 1 milyoncudan aldın diye. Oğlum 400 lira bunlar. Uzungöl manzaralı yürüyüş. Bu merdiven herhalde Himalaya dağlarına çıkıyor. Metin. Oktay. Oktay'a da selam buradan. Sonra geldik. Burası şeymiş, şu seyir terası. Sabah çıktık ya. Yine geldik aynı yere. Ha işte o sabah. Herkesin foto çekindiği kalabalık yer. İnsanların yapmadığını yapacaksın. Aynen öyle. Ege Fitness, Back in Business, Actually Always in Business. Gece Uzungöl. Daha da size neyini göstereyim. Uzungöl zaten hani pek bir numarası yok. Bir gece çekiyorum, sabah çekiyorum hani. Çok kazık bir yer. Arapları işte doyurmak için yapılmış bir yer. Bu tatil bize yüksek meblağlara bedel oldu. Aynen öyle, çok yüksek. Gelmek istiyorsanız gelmeyin, bu videoyu izleyin. İzleyin. Aynı şeyleri göreceksiniz. Aynı şey. Hatta fazlasını görürsünüz. Fazlasını görürsünüz. Tuvaleti falan bile çekiyoruz yani. Bir dahaki video Ukrayna. Biz şimdi odaya geldik, saat 9.30. Pardon. Metin adamdan olsun. Evet, günaydın Metin. Günaydın. Dün gece çok çekim yapamadım. Çünkü müsait değildi oda. Turla bir şeyler yaptığın için
bizi bir erkek yurdu gibi bir yere koydular. Aynen. Yani çok bağımsız hareket edemiyorsun. Video da çekemiyorsun. Yanında adam uyumaya falan çalışıyor. Bize kahvaltı dahil dediler. Bak şu arkada Araplar yemek yiyor. Şimdi bir tane video var. Çocuk dans ediyor Arapların önünde. Biz de şimdi ondayız. Şebeklik yapıp Araplardan bir parça ekmek koparmaya çalışacağız. Maymuna yemek yiyor. Acaba kahvaltı dahil derken onların artığını falan mı kastediyorlardı anlamadım. Şurada okul var. Çok garip. Bu okulda okumak isterdim ama. Ben de isterdim. Çok abi. Yani düşünsene göle topun düşüyor maç yaparken. Biz şimdi toplandık. Seni çekiyorum. Tamam, tuvaletten falan bir sürü şey aldım. Tuvalet kağıtlarını aldım. Tuvalet kağıtlarını aldım. Yaylaya gideceğiz. Toplanıyoruz. Dolmuşta. Gidince çekelim. Yine kalabalık gerildim. Bana şaklaban geldi. Öyle istedim. Şelale. Kardeşim bu büyük. Bu bak. Şelale. Dikkat edin ama 6 metre aşağı. 6 metre mi? Bunu yürüdüm ben miydi? Var yeri kafanı sokma da. Metin dejavu oldum lan. Tekkeköy gezisi gibi oldu. Aynen lan. İşte bu siyah Mercedes Vito'ları. Arapları taşımak için kullanıyorlar. Adam veriyor 100 dolar. Adam 100 dolar veriyor, bir hafta kölesi yapıyor bunu tabii. Sistem hiçbir şey gözükmüyor, bayağı yüksekteyiz. Ruhlar alemine geldik. Öldüm arkadan. Şimdi bu nereye yani? Birazdan müezzinlik. 3100 rakımdayız. Burası full sis. Buraya bir şehitlik. Bir şehitliğe geldik. Neydi? Sultan neydi? Sultan Mahmut. Yok ya hayır. Sultan Bey'di. Sultan bir şey. Meydan. Şimdi burada her yer sis. Dediğim gibi 3130 rakım. Bayağı çıktık yani yaklaşık 1,5 saat. Arkadaşlar. Şehitlikler burada. Bu şehitlikler görmüş olduğunuz gibi bunların hepsi mezar. Abi çok soğuk ha. Donduk ya. Vallahi en yüksek şey bu herhalde. Neymiş bu? Çanakkale Gazisi. Sultan Murat Şehitleri, Manlı Kumandan Başkentli Sürbi. 1916. Şu yola bak. Yani 10 metre ilerisini göremiyorsun. Şu minibüsle geldik. Şu anda cinli köye geldik. Cinli eve geldik. SSB ajanlarının koyduğu mayınlara basmadan. İçeride biri var mı? Sisin ortasında şu anda. Ve en son otobüs 10 yıl önce geldi. Ama var ya o potansiyel var mı? Var var burada. Selamünaleyküm çalmaya çıkmaya gelmiş. Hatta nereden verdi? İnekler çok sıçmış. Evet inekler çok sıçmış. Fazla uzağa gitmiş. Büyük ihtimal odunluk falan. Şimdi senin kolu kapıyor oradan. Çıldırma. Getirdiğiniz gibi. Oo bak. Hep çamur yalnız var ya. Metin! Metin!
Evet, şimdi böyle bir yerdeyiz. Şurada Mahmur köprü abi var. Şu köprü milattan önce 7000 yılında Sultan Gazi tarafından Vikingler ben buradayım yazmış. Metin az önce ormanı işedi arkadaşlar. Bunu da size ben işemedim, utandım ama Metin yaptı. Cendere 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 cendere. Oraya girme. Niye? Oraya son giren daha. Geçsin yeter. Bir de örümcek ağı var, bozulmamış. Balık mı bulmaya çalışıyorsunuz? Yok, örümcek ağı var ya. Balık var mı gördüğünüz? Var. Burası Karadeniz. Oo, mağara mı var orada? Evet, dedik ya. Ben çok oynuyorum. Oo, burası mağara gibi bir yer arkadaşlar. Aha. 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 Şuradan geldik. Şurada bir yer daha var. Bu da Trabzon'daki son rotamızdı burası. Hiçbir yerin de ismini bilmemem peki. Ha, bir tek Uzungöl'ün ismini doğru söyleyebildim. Ama çok da önemli değil. İşte burası Karadeniz. Yaşa Mustafa Kemal Paşa yaşa. Adın yazılacak yüce Mertaş'a. Zorla otobüse yetiştik. Şimdi Samsun'a geri dönüyoruz. Elveda Trabzon. Otobüsteyiz. Metin'de balık kenti var. Balık kenti var arkadaşlar. Metin hiç oynarken bana kimse bulaşmasın. Bıkkınlık. Dinlenme tesisinde durduk. Metin tuvalete gitti. Ben onu bekliyorum. $5 beyzbol sopası. Haydar hak yemez. Başladığımız noktaya geri döndük. Bir videonun daha sonuna geldik. Hepinize teşekkür ederim bu macerada yanımızda olduğunuz için. Beğendiyseniz beğenmeyi. Abone olmayı unutmayın. Hoşçakalın.